Herkese selam arkadaşlar. Biz bu sabah Şakir'le oynarken oyunun biraz cıvını çıkarmış olmalıyız ki Şakir kucağımdayken atlamak istedi. Ben de onu dört ayak üstüne düşer diye böyle attım. Ama hiç sandığım gibi olmadı. Çünkü benden bunu beklemiyordu sanırım. Hiç dört ayağını açmadı ve direkt pat diye yere kapaklandı. Ve bu onun ayağının incinmesine sebep oldu. Arka sol ayağını basamadı, yürüyemedi. Ve ben tabii çok şaşırdım. Direkt ayağına falan baktım ama gelirken yine topallamaya devam ediyordu. Tabii çok üzüldüm bu duruma aşırı derecede onu öyle görünce ve ben sebep olduğum için ekstra üzüldüm. Daha sonra eşime söyledim hemen olayı. Veterinerimizi aradık. Veterinerimizin de o ara işleri olduğu için 2 saat sonra gelmemizi istedi. O süre zarfında internetten araştırdım. Ayağı burkulan, ayağı incilen kedilere ne yapılması gerektiğini. İnternette o kadar saçma bilgiler vardı ki. Bu arada Şakir yanımda yemek yiyor da çatır çatır. Onun sesi geliyor. İnternette o kadar bilgi karmaşası, bilgi kirliliği var ki işte kedinin ayağına başka insan kremleri sürmekten tutun. Bir sürü şey yapanlar var. İşte kırık ayağı farklı sarıp yanlış kaynatan insanlar bile varmış. Bu tür işlemleri lütfen veterinize sormadan veya bazı bilgili kişilere danışmadan hiçbir işlem uygulamayın arkadaşlar. Ben sadece soğuk kompres uyguladım. Çok az. Çünkü ayağının şiştiğini gördüm artık. Diğer ayağından fark edilir derecede bir şişlik oldu. Ben de o yüzden soğuk kompres uyguladım. Onu biraz uyguladıktan sonra başka hiçbir işlem yapmadım ve direkt veterinerime götürdüm. Şu an veterinerimizden döndük. O yüzden böyle mutlu biçimde anlatabiliyorum size. Şimdi geri kalanını izleyin bakalım. Bak şurası. Şişmiş. Şurası şiş. Şimdi röntgen çektirmeye gideceğiz bugün. İnşallah bir kırık çıkmaz ama bariz belli şişlik şurada. Ayağı şiştiği için şöyle bir soğuk kompres uyguluyoruz. Dur Şakir. Tabii ki istemiyor. Dokunması en sevmediği şey. Evet. Çünkü bayağı bir şişti o kısım artık. Diğer ayaktan ayrılıyordu yani. Görüntü olarak şişliği. Veterinere gidene kadar başka bir müdahale yapmayın arkadaşlar. Eğer şişlik görürseniz sadece böyle biraz soğuk uygulaması yapabilirsiniz. Evet, şimdi veterinerimize gidiyoruz. Bakalım röntgenimizi çekelim. İnşallah acil bir şey yoktur. Babamız da geliyor. Veterinerimize soruyorsunuz. Bu arada veterinerimiz Çorlu'da arkadaşlar. Atlas Veteriner Kliniği Caner Elibol ilgileniyor Şakir'le. Gerçekten de yaptığı işi hakkıyla yaptığını düşünüyoruz. Ve burada... Şakir. Geldik bebeğim. Ay sesi de çıkmıyor yavrumum. Yerim seni. Mental mi oluyorsun Şakir? Ay gözü yaşlanmış ama ya. Ağlamışsın Şakir. İncinmişsin Şakir. Sen de incinmişsin. Boynu tutulmuş. Evet, boynum tutuk çok.
Şakir, iki sakat yan yana geldi. Bu işi ne yapacağım ben sizinle? Şimdi ben şöyle, aynen alabiliriz. Şimdi sol arterde. Tamam diyorum. Birazcık buzlan şey yaptık. Ha, evet, ilk o anda buz tabii ki çok iyi olur. Evet, güzel. Öncelikle ağlatacak gelirken. Birazcık gözlerini sileyim önce. Tamamdır. Yine kuru pamukla siliyoruz. Tamam. Tamamdır. Şimdi biz en çok karşılaştığımız durumlardan biri. Çünkü bazen kirlerimiz koltuktan atlayabilir. Şöyle dolap üzerinden atlayabiliyor. Bir yerlere evet. Çıkarken nasıl biz futbol oynarken şöyle ayağımızı azıcık şöyle burkabiliyoruz. Onlar da hareketliliğinden dolayı biraz ayaklarını düştüğü anda hemen burkabilir, yapabilir tabii ki. Gitti favori bir şey oldu. Evet, evet. Şimdi ben öncelikle şöyle bir genel bir bakacağım. Herhangi bir ağrısı var mı? Şöyle genel bütün patilerini değerlendirelim. Bazen de mesela topallamanın birçok sebebi olabilir. Özellikle dışarıda gezen kedilerimizde şimdi artık yaz ayının başlamasıyla beraber otlar böyle artık doğru artık böyle kurumaya başlıyor. Pisipisi otu dediğimiz bir ot vardır. Hemen o ayak parmaklarına battığı anda hemen orada hafif bir enfeksiyona sebebiyet verebilir. Bu durum biraz daha ilerlediğinde direkt olarak ayağı şişer ve direkt topallığa sebep olabilir. O zaman eğer battıysa oradaki o batığı çıkarmamız gerekir ve antibiyotik tedavisi yapılması gerekebilir. Tabii ilk hafta kaptırır o değil evet, mi? Evet evet. Bir şeyin batması durumda olur. Bazen evde de karşılaşabiliyoruz. Mesela cam kırılıyor, cam batması gibi durumlar da olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani ayağa batan her böyle sivri bir cisim parçası diyelim. Hemen veteriner hekime gelmesinde fayda var. En azından o bölge temizlenir. Hemen bir solüsyonla temizleriz. Evet. Gerekli işlemleri tabii ki yaparız. Şimdi ben önce bütün patilerine şöyle bir bakacağım. Biraz internette okudum size gelmeden önce de tırnak uzaması da belki yapabilir tabii. Diyor. Yani topallamada. Mesela bazı kedilerimizin tırnaklar çok fazla uzuyor. Tırnaklar döndükçe hemen o etini basıp batabiliyor. Anladım. O yüzden böyle bir kedimizin özel bir tırnak yapısıdır bu açıkçası. Her kedi de olmaz. Anladım. Öyle bir durum varsa eğer batıyorsa düzenli olarak kesilmesi lazım. Uzatmadan. Eğer evde kesemiyorsanız mutlaka bir veteriner kliniğinde kesilmesini tavsiye edeceğim. Çünkü onlar battıkça enfeksiyonu gene sebebiyet verebilir. Bir de yürüyemezler öyle bir durum olduğunda. Hemen toparlıklar başlayabilir. Şimdi şöyle bir bakalım. Bana dokundurtuyor açıkçası. Ses çıkarmıyor evet. Zaten ilk olduğunda da yani ilk toparladığında dokunduğumuzda hiç ses çıkarmıyor. Zaten Şakir hiç ses çıkarmıyor hiçbir şey. Aferin Şakir. Herhangi bir zaten sivri bir cisim batma sonucu. Yok. Benim tahminim şöyle hafif bir burkulma gibi düşünebiliriz. Hı-hı. İlk başta yaptığımız o buz kompres aslında onun için yararlı olacaktır. Şişmeyi engelleyici etkisi var. Şöyle ilerleyen günlerde hani şöyle bir süre geçtikten sonra örneğin bu akşam şöyle birazcık sıcak havluyla şöyle biraz sararak onu masaj yapabilirsiniz. Tamam. Oradaki kan akımını artırarak iyileşmeyi biraz daha hızlandırırız. Birazcık böyle istirahatle, birazcık dinlenmeyle o atlatacak olurum. Hatta kendinden sevdiği şey. Evet evet kesinlikle kedilerimizi şöyle birazcık yumuşak yerde yatsın. Sonra hiçbir şey kalmayacak. Ben herhangi bir tabii kırık vesaire böyle bir durumdan şüphelenmiyorum zaten. Öyle bir durumda geldiğinde zaten biz çok ciddi bir ağrı olur. Aşırı bir topallama, dokunduğumuz anda hemen bize tepki gösterme gibi durumlar olur. Çok şükür tabii ki öyle bir durumumuz yok. Korkuttun bizi kere tam. Ben şimdi kendisine şöyle küçük bir ağrı kesici yapacağım. Onun dışında başka bir şey aşılarımız da vardı. Onlar yapsak mı acaba? Ben gerçekten önce bir ateşine bir bakacağım. Sana. Eğer ateşimiz yoksa burada helendirebiliriz. El sağlığı şöyle. Gel. Şöyle azıcık. Şakir, bir bakalım. Hadi işimize bakalım. Aferin Şakir. Ateşimiz 38.8. İdeal mi? Evet, bence ideal. Tamam. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok bu süper. Konuda. Zaten parazitlerimiz vardı diye hatırlıyorum bizlerin. Mesela bazen de en çok karşılaştığımız durum göz kısılmaları. Bazen kediler yaramazlık yapıyor, koşuyor, birden gözü bir çarpıyor. Eyvah. Hemen göz kısılmaya başlıyor. Ya da böyle halıda böyle yuvarlanırken o göz... Bir şey batıyor ya evet, halının saçaklarıyla baktığında hemen aslında kendi tüyü çok gözüne kaçıyor.
Ya alamıyoruz, izin de vermiyor. Evet, evet. O kendiliğinden geçer zaten. Gelip çıkıyor. Doğru. Galiba, evet. Evet, şimdi bizim iç dış parazitimiz var. Geçmiş olarak da karma aşımız gözüküyor. Aynen. Bir aşı yapabiliriz, örneğin iç dış parazitini yapabiliriz. Karma da bir dahaki. Bir dahakine geldiğimizde tamam. De yapılabilir. Tamam. Evet. Gerekirse evet, yani bu yaz içerisinde artık karmasını da yapabilir ne zaman tamam. İsterseniz. O zaman parazitlerini hazırlayalım. Şöyle bir kilosunu da bir tartalım. Olur. Bakalım kaç kilo olmuşsun? Değişmiyor ki kilosu için. 4-700 olabilir. Evet, evet kesinlikle. 4-570. Şarkı bence kilosunu koruyor. Evet, evet. Bazen özellikle obezite kedilerde ciddi bir sorundur aslında. Özellikle kısırlaştırılan kedilerde. Yani bazen kediler yemek yedikçe daha çok yemek istiyorlar. Biz de koydukça daha çok yiyorlar ve bu sefer oburluk oluyor ve daha çok kilo alıyorlar. Özellikle tabii her kedinin boyu, uzunluğu farklı olabilir. Irk yapısına göre kilo durumu değişebilir. Aynen. Bence 4,5 kilo kısırlaştırılan bir ev kedisi için Şakir'in tam ideal bir kilo diyebilirim. Günlük sabit olarak kaç? 50 gram civarında veriyoruz. Hiç şaşmıyor, hep sabit. Evet, evet. Zaten ben, bizim mamalarımızın arkasında kilosuna göre, yaşına göre bir çizelge vardır. Ona dikkat edildiği sürece o fit formunu koruyabiliriz. Başta böyle dengesiz olarak veriyordum. Yedikçe veriyordum. Yani doldurup bıraktım. Hızlı kilo aldım. Ben mesela 8 aylık olana kadar yiyebildiği kadar yesin diyoruz. Çünkü boyu uzayacak, kilo alacak, yani o enerjiye ve proteine ihtiyacı var. Evet. Ama 8. aydan sonra birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Yoksa daha boş bölümünü alamayız. Kulaklarına da bir bakacağım. Oh, tertemiz. Çok hafif kulak kiri olmamız tabii ki normal ama herhangi bir kulak uyuzu, kulak mantarı, bir gibi bir... Ya daha önceden kulak mantarı geçirdik o. Hı-hı. Zaten şuralarda kaşlarının buralarındaki tüylerin dökülmesinin sebebi de o. Şuraları. Kendiliğindendir ama ya. Evet, evet. Şey, şimdi şöyle, kedilerimizde British kedisinde de olabilir, İran kedisinde de şu kaşlardan kulak içlerine doğru tüylerde bir seyrilme olur. Yani azlık olur. Bu tamamen normaldir. Simetrik gelir zaten. Evet. Bütün kedilerde vardır. O genetik bir durumdur. Doğuştan gelen bir durumdur. Sizleri endişelendirmesin. Tamam. Bu normal. Özellikle siyah renkli kedilerimizde bu çok daha net belli oluyor. Aynen. Direkt açılıyor o kısım. Teni gözüküyor. Öncelikle şöyle damlasını yapalım. Sizler bugün ensesinden sevmeyin. 2 gün boyunca da su değmesin. Tamamdır. Ayıl için hafif bir ağrı kesici, ateş düşürücü. Evet ya. Yapacağım. Onu birazcık bugün rahatlatacak, biraz dinlendirecek. Önce acıtmayan iğnemizi yapacağım. İç parazit iğnemiz belki birazcık bize kızabilir. Ama Şakir hep sakindi. Valla çift takıldığında kızmadıysa baş hiçbir şey kızmaz. Evet, evet. Şey, yakıyor değil mi o parazit? İç parazit biraz. İğnesi biraz yakabilir. Anladım. Hı-hı. Genellikle yavru kediler hep bağırıyor ya yaktıktan sonra. Videoları izliyordum. Doğru, tamam, hiç tepki yok. Hiç tepkisi bile yok. Geçmiş olsun. Şöyle biraz da masaj yapalım. Çok teşekkür ederiz ağrı kesici için de. Evet. Oh, şimdi iyi olacağız. Toz pimini. Tam meraklı şu an. Yok yok, onun keyfi yerinde. Herhangi bir olumsuzluğum yok. Bunlar olacak. Ara ara tabii ki kusmalarımız da olabilir. Kedilerde her zaman kusma olumsuz değildir. Hı-hı. Ayda bir defa ara ara çıkarmaları olacak. Şimdi yakınlarda çıkaracak. Bir video göstereceğim. Hı-hı. Çekmiştim onu. Hı-hı. Ağzını böyle açıp kusuyormuş gibi yapıyor ama kusmuyor da. Tamamdır. O öğürme olarak olabilir. O bazen çok aşırı tüy dökülme dönemleri olur. Çam gibi. Bazen mesela kendilerini yaladığında o tüyler biraz boğazında kalıyor demek kalabilir. Ki. O da öğünme tamam. Refleksine sebebiyet verebilir. Ama tabii ki her zaman bu durum olmayabilir. Yeme iştahı nasıl, halsizlik var mı vesaire, böyle durumlarda tuvaletini falan da kontrol etmek gerekiyor. Kontrol edelim. Yani farklı bir durum da olabilir. Yani şimdi Şakir için öyle bir durum olmayabilir ama başka kedilerimiz için mesela, hı-hı, bir gıda ile ilgili yediği zaman bir enfeksiyon kaynaklı da kusma, öğünme reflekslerimizle karşılaşabiliriz. Anladım. Belki şeyi vardır. Hı-hı. Ne derler? Alerjisi de olabilir. Hı-hı. Şeyin. Bazen gıda
alerjisi olabiliyor veya gıda enfeksiyonları yani zehirlenme gibi durumlar olabiliyor. Anladım. Bazen de kirlerimiz yaramazlık yapıyor. Şöyle bir şey yuttu mu diye düşündüm ben de. Küçük jelatin parçaları, kalmıştır belki bazı. Bunlar en çok dikkat etmemiz gereken durum. Evet. Özellikle küçük kedilerimize daha çok görüyoruz. Poşetlere çok saldırıyorlar. Hani poşetlerin yanında böyle bir parça düşer ya, asma yeri poşetin. Evet. Onu bulduğu gibi hemen yemeye çalışıyor. Biraz da hoşuna gidiyor. Oyun oynarken aslında çıtır farkında olmadan hemen yutuveriyor. Özellikle ip, yumak, özellikle uzun böyle şimdi mide bağırsak florasına gittiğinde o şerit gibi uzadığı zaman işte o zaman tıkanıyor değil mi orada? Özellikle bağırsaklarda hareketsizliğe sebep olabilir. O zaman tabii bazen operasyon bile olan kirlerimiz oluyor. Anladım. Onlara çok dikkat etmek lazım. Geçmiş olsun. Bakalım, geçmiş olsun. Gözlerim açılıyor. Aynen. Biraz gözlerimiz akıyor. İlk defa hiç yapmazdı böyle. Korktum. Biraz sıcaktan da olabilir. Sıcak. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, kendimi affettirmek için şöyle bir yaş mama da aldım. Şimdi ponçiğimizle eve gidiyoruz. Bereket hiçbir şey çıkmadı. Ciddi bir durum yokmuş. Bu akşam bile ayağı düzelebilirmiş. Çünkü şu an masadayken resmen bastı yani. Bastı, hiçbir problem olmadı. Evet. O zaman go home. Go home. Let's go. Let's go. Kimimiz aşkım. Dur. Bakıyorum değil, sakatlık falan kalmadı. Gayet halim vakti yerinde Şakir. Sabah beni korkuttun ama. Aa, basıyor yanmış şimdi resmen ya. Bakalım. Mamalarımızdan yiyelim biraz. Şapşik Şakir. Yani sabah şu arka sol ayağına hiç basamıyordu. Şu anki haline bak. Beni resmen kandırdın. Veterinerden sonra bu şekilde strese girmeleri gayet normal arkadaşlar. Hem iğne yedi çünkü vücuduna. Hem de o yolculuğu gerçekten kutuya girmeyi hiç sevmiyorlar. Çantalarına girmeyi. O yüzden dilleriyle böyle sürekli derin derin soluyorlar veya tıslıyorlar. Sakinleşmesi biraz sürebilir. O yüzden endişe etmeyin bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığınızda. Bizim adrenalin dolu günümüz böyleydi. Şakir bizi biraz korkuttu, hatta kandırdı. Çünkü veterinere gittik. Orada yani direkt masanın üstünde ayağını bastı arkadaşlar. Meğerse evde beni kandırıyormuş beyefendi. Neyse ki ciddi bir şey yokmuş. Kırık olmasından çok korktum. Bu tür durumlarda veteriner hekimimizin anlattığı gibi lütfen bu tür durumlara çok dikkat edin. Eğer herhangi bir şey olursa da evde kendiniz pek müdahale etmemeye çalışın. Farklı kişilerden duyduğunuz tedavi, ilaç kremlerini sakın kullanmayın. İlk öncelik veterinerize gidin. Burada soğuk ve sıcak kompres de çok önemliymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bir daha kedimin ayağı burkulduğu zaman ilk baş soğuk kompres yapacağım. Daha sonra da sıcak havluyla onu sarıp şöyle hafif bir masaj yapacağım ayağına. Yani çünkü artık kedim yaşlanıyor. İster istemez bu burkulmalar olacaktır. Bundan sonra oyun oynarken çok sert değil, sakin biçimde oynayacağız. Değil mi Şakir? Evet. Tamam. Yani bizden bu şekilde arkadaşlar. Şakir beni korkuttu ama bereket hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ve şöyle tatlı tatlı şu an keyfimiz yerindeyken ben de burada videomu sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. İnşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Ama başınıza böyle bir şey gelirse de artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bye bye.